Günaydın. Bugün sizlerle, eğer ki vlogtan geliyorsanız biliyorsunuzdur, sağlıklı bir pankek tarifi paylaşacağız. Aşçımız Ebrar. Merhabalar efendim. Bugün menümüzde şekersiz muzlu pankekimiz var. Gayet lezzetli oluyor. Bütün arkadaşlarım şekerli beslenen arkadaşlarıma da tattırdım ve hepsi bayıldı. Dediler ki nasıl yani? Nasıl şekersiz olur? Yulafımızı ezdik, unu haline getirdik. Bunun için mesela dışarıdan yulafını almalarına hiç gerek yok. Bizim gibi böyle yulafı alın ve ızlatın. Bir muz mu? İki muz. Tamam. Olgunlaşmasına dikkat edin çünkü bütün o şekerini o verecek. Eziyorum. Yumurtamızı çırptık. Muzumuzu ezdik. Yulafımızı un haline getirdik. That's all. Bir de Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Evet. Burada da Hindistan cevizi yağımız var. Normalde 2 yemek kaşığı falan ama zaten tavayı da yağlayacağımız için 1-1,5 yemek kaşığı falan koymak. Fark eder mi katı ya da sıvı koymaları? Katıyı eritmeleri lazım ama çok sıcak da olmaması gerekiyor. Yumurtayı pişirmesin diye, değil aynen mi? O yüzden bence tarifi yapmadan önce sabahtan, eğer ki donuksa Hindistan cevizi yağınız, dışarı çıkarın, erisin böyle. Ve aroma falan da veriyor, çok iyi. Yani sence bizi yapılamak şeylerde. Bunu da böyle çırpınca sırada yulafını. Nice. Koyalım. Bunu böyle azar azar yapın. Karıştırın. Sonra azar azar koyun. Hemen yere daha eşit yayılır. Nasıl hocam? İyi mi taktiklerim? Çok iyi. Teşekkürler. Kıvamı ne çok sıvı olacak ne de çok böyle katı olacak. Yani orta tavaya döktüğümüzde göreceksin. Cılkı çıkıp yayılmasın. Evet. Ama böyle kas katı da kalmasın. Aynen. Böyle hafif şöyle bir şöyle bir yayılma. Ah hepsi. Evet. Cılkı süt koysam mı biraz? Sen bilirsin. Çok süt da şart değil galiba böyle şeylerde. Bence de ama minnacık. Tat mı versin haydi? Evet. Oo, küpür küpür olmuş. Bence koyma ya. Çünkü böyle yumuşak ya. Çok olursa şimdi yulafımız da yok. Tamamlayamayız. Kabartma tuzunu da ekliyoruz. Hey yavrum be. Aşçı mısın be? Of be. Şimdi tava ısınsın diye yaktık altını. Bunu döküyorum. Ben de şey yapıyorum. Peçeteyi kenarda bırakıyorum. Bir sonrakileri koyarken aynı peçeteye koyuyorum. Pislik miyim neyim? Yo, ben de bırakıyorum. Bak duman çıkıyor, görüyor musunuz? Kızdı. En sevdiğim ilk ortaya da. Yarısını sade, yarısını kakaolu mu yapıyoruz? Aynen. Ve kakaolu kısmının da yarısına vişne koyacağız. Oo, neler diyorsun? Vişne ile kakao çok yakışıyor ya birbirine. Bence gerçekten de en yakışan ikili. Bence ortadakiler oldu. Oha. Yanmış anam. Başımıza geleni söylüyorum. Ebrar süt ekleyecekti. Ben de süt ekleme dedim. Biraz süt ekliyor şimdi ama ilk tur pankeklerimiz yandı. Yani tavayı çok kızdırdık büyük ihtimalle. O yüzden böyle bir hata yaşandı. Bir malzemeyi koymadığında bile o kadar fark ediyor ki. Geçenki yaptıklarımda böyle hani şekerli pankek gibi püp pürüzsüz oluyordu. Çok garip. Evet. İnsanın inanması gelmiyor gerçekten. İçine birazcık daha süt ekledik. Şu kokuya bayılıyorum ya. Hindistan cevizi yağıyla iç malzemenin buluşması kokusuna. Ben çekme resmen tarif videosundaki o böyle estetik görsel şeyliği kaydetmişim. Bir yandan terlemeye devam ediyorum. Evet. Sen ben çok terliyorum. İşte bahsettiğim tam olarak bu. Sütle mi alakalı bu şey? Ben çok bağdaştırıyorum. Hmm. Ay şu pürüzsüzlüğe bakın. Oh my god. Pufur pufurlar. Ebrar. Pufur pufur. Bak nasıl mutlu oldu, gururlandı. Gururlandın mı? Evet. Sunal'a bak. Gel diyor, benim lokmayla ağzına at diyor ya. Gerçekten haklıymış Ebrar. Süt koyunca bakın gerçekten bildiğiniz, ah elim yandı. Bildiğiniz pankek gibi oldu ve pöfür pöfür oldu. Ah yine elim yandı. Gel, gel. Sıra geldi kalan yarısına kakao yapmaya. Nam nam nam. Uf çok iyi ya. Bu tarz şeyleri yaparken şu harcın şu yoğunluğu benim ağzım daha çok sulandırıyor. Benim de. Of kokuya bak ya. Delireceğim.
Vişneyi çiğden mi koyacaksın üstüne yoksa şimdi pişirirken mi? Şimdi birkaç böyle yine bir tür sade yapacağım. Onların üstüne vişne koyarız. Bir de hani bu yaban mersini yapıyorlar. Evet, içinde eriyor. Versiyonunu yapabiliriz. Bence onu de. Onu son kalan malzemeyle yaparız. Tamam. Bakarız hangisi en güzel. Özüm sabah değerlendirme yaparız. Okey. Oh, çok güzel gözüküyor. Pardon. Şu hale bakın. Mükemmel. Normalde biz bu pankeki cumartesi günü yapacaktık. Bunun tadını bilen bir arkadaşım diyor ki pazar günü yap, ertesi gün kalırsa bana da getir falan. O kadar canı çekti ki. Pankekin piştiğini anlamak için en klasik yol böyle üzerinin benek benek olmaya başlaması. Ve çevirmeye çalıştığınızda yapışmaması. Bir de şey oluyor bak, çevresi biraz böyle kalkmaya başlıyor, görüyor musun? Evet. Şu kenarları iyice yapışık değil de biraz tabandan ayrılmaya başlıyor. O zaman da pişiyormuş gibi olduğunu anlıyorum. Bak şu. Aynen bak, kalkıyor direkt. Bir de ne kadar küçük yaparsanız o kadar kolay çevirirsiniz. Dedim be. Oh. Bir tık daha pişebilirmiş. Şu da yavrulu. Aynen. Şunların kabarıklığına bakın ya. Ters çevirince iyice kabarmaya başlıyor. Ben de çekince nazar değdiriyorum sana galiba. Evet. Evet demez mi bir de? Bakın adam oldu. Oh. Misler gibi valla. Ben harcın içine koymak için hem biraz dışına hem biraz da içinde böyle erisin ve pişerken aşırı ona renk ve aroma versin diye vişnelerin çekirdeklerini ayıracağız. Var ya bunlar. Değil. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much different. Sanmayın bizde de hepsi güzel çıkıyor. Arada tabii ki pişirirken garip garip çıkanlar olabiliyor ama sonlara yaklaştıkça hep daha kusursuz olurlar. Evet. Ellerine sağlık bebeğim. Oldu. Bakın kabarıklıklarını görüyor musunuz? Şurada bir de böyle içinde de pişmiş vişne var. Üstünde de bal döktük. Balı ve tatlandıracağınız işte bal ya da pekmezi tarifi yaparken kek hamuruna karıştırmayın. Çünkü ısıyla birleştiği zaman kanserojen oluyor. Böyle yaptıktan sonra tatlandırmak isterseniz balı falan bizim gibi üstüne gezdirirsiniz. Ama muzda içindeki iki tane muz o kadar böyle tatlandırmasına yardımcı oluyor ki belki bal kullanmadan bile yiyebilir hale gelebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ve işte bu kadar. Gerçekten ben diyecek bir söz bulamıyorum. Mükemmel. Sadece bir an önce yemek istiyorum. Zaten az önce hazırlanırken arada yiyip durduk. Ama şu an bunun bu güzelliğini, ya gözüm de doydu anladın mı? O kadar güzel ve lezzet görünüyor ki. Bence kesinlikle tarifi yapın. Yaptığınızda fotoğrafını bize gönderin. Fitbit'e de paylaşalım. Tarifini yine Fitbit'e de falan paylaşırız herhalde. Videoyu aynen paylaştıktan sonra ama. Öyle. Sizleri seviyoruz ve çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi, bizi fitbit.eo Instagram hesabı beni de Özüm Sabay'dan takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Harika. İçine vişne koymak çok başarılıydı. Ben de beğenmiş. Bunu böyle fırın... Ay tükürdüm. Yerken bile ağzım sulanacak. Hep tükürdüm resmen. Kesinlikle yapmalısınız. Demedi demeyin. Vallahi pişman olursunuz. Yanında bir de kahvemiz var misler gibi. Ben sadesini de çok beğendim. Şekerli besleniyorsan yine de yap o tarifi. Çok güzel. Kakaonun içinde de vişne var. Pişti onlar. Mükemmel. Hem pufur pufur. Mükemmel. Hem içi biraz ıslak gibi. Aa. Görüşün de sen ye. Ben yedim vişneyi. Dur yutayım dur. Tadını ala ala yemek istiyorum. Çok hızlı davrandın. Sizin de yeterince canınızı çektirdiğimi düşünüyorum. Hemen tarifi izleyip yapın bir an önce. Ve siz de afiyetle yiyin. Hadi. Love you.